FX'i biraz düzenleyebiliriz diye düşünüyorum. 1 bölü 2'yi 2 üzeri eksi 1 olarak aldığımızda 2 üzeri eksi 1'in x eksi 1. kuvvetini elde ederiz. Bu da bize 2 üzeri eksi x artı 1'i vermiş olacaktır. Yani burada bizim FX'imiz aslında 2 üzeri eksi x artı 1 olarak gelmiş olur. F2'yi bulmaya çalışacağız. Hemen fonksiyonumuzda x yerine 2 yazalım. Bu bize 2 üzeri eksi 2 artı 1'i yani 2 üzeri eksi 1 verir. Bu da 1 bölü 2'ye eşit olarak gelecektir. Yani biz burada f2'yi kaç olarak bulmuş olduk? 1 bölü 2 olarak bulmuş olduk. F ters 16'yı bulacağız. Tabii ki öncelikle ters fonksiyonumuzu bulmamız gerekecek. Burada üstel bir fonksiyonun tersini bulduğumuzda aslında logaritmik bir fonksiyonun geleceğini söyleyebiliriz. Oradan da ilerleyebiliriz. Yani buradan ters fonksiyonumuzu bulabiliriz. Ama şunu söyleyeyim. Mesela biz buradaki f ters 16 değerimizi r olarak alırsak r içeri 16 dışarı f(r)'miz de kaç olarak gelecektir? 16 olarak gelecektir. Yani doğrudan f fonksiyonunu kullanarak da bu f ters 16'yı yakalayabiliriz diye düşünüyorum. F de r'ye yazdığımızda 2 üzeri eksi r artı 1 gelir. Bunun biz 16 olmasını istiyoruz. 16'yı da 2 üzeri 4 olarak yazarsak tabanlarımız aynı, kuvvetlerimiz de aynı olsun deriz. Ve eksi r artı 1 eşittir 4'ten r'mizi eksi 3 olarak bulmuş oluruz. R eksi 3 ise bizim aradığımız f ters 16'mızda yani r'mizde eksi 3 olarak bulunmuştur. Şunu da eksi 3 olarak alabiliriz. O zaman 1 bölü 2 ile eksi 3'ü çarpacağız. Bu çarpım bizi eksi 3 bölü 2'ye götürür. Doğru cevabımızın da C şıkkı olması gerekir. 4'ü de 32'yi de 2 tabanında yazalım. Bu durumda ifademiz logaritma 2'nin karesi tabanında 2 üzeri 5 olarak gelmiş olur. Çarpı 27'yi de 9'u da 3 tabanında yazabiliriz. Orası da bize logaritma 3'ün küpü tabanında 3'ün karesini ne yapmış olacaktır? Vermiş olacaktır. Kuvvetleri başa göndereceğiz. 5'i ve 2'yi başa aldık. Buradan da 2 ve 3'ü başa almış olacağız. Bu durumda ifademiz 5 bölü 2 çarpı logaritma 2 tabanında 2'ye dönüşmüş olacaktır. Çarpı diyorum. Yan taraftan da 2 bölü 3 çarpı logaritma 3 tabanında kaçın geldiğini söyleyebiliriz? 3'ün geldiğini söyleyebiliriz. Logaritma 2 tabanında 2 1 yapar. Logaritma 3 tabanında 3 de 1 yapar. O zaman kalanları çarptığımızda 5 bölü 2 çarpı 1 çarpı 2 bölü 3 çarpı 1 elde ederiz. Burada 2'ler giderse ifademiz 5 bölü 3 olarak bulunmuş olacaktır. Doğru cevabımızın D şıkkı gelmesi gerekir. Burcu'nun balonunun yüksekliğini x olarak aldığımızı düşünelim. X'in 2'den daha fazla ama 3'ten daha az olduğunu görüyoruz. O zaman buraya ben 2 küçüktür, x küçüktür, 3 yazacağım. Şıklardan hangisi 2 ile 3 arasındaki bir x değerini bana verecek, bunu bulmaya çalışacağım. Mesela burada A şıkkına bir bakalım. Tabanımız 2 olduğu için 2'nin tam kuvvetlerini düşünüyorum. İç kısımda da 3 var. Bu benim aklıma 2 üzeri 1 ve 2'nin karesini getirecektir. Benim 3 değerim bu ikisinin arasındaki bir değer olarak gelir. Hepsini logaritma 2'nin içine aldığımda eşitsizliğim değişmez. Logaritma 2 tabanında 2 üzeri 1 küçüktür. Logaritma 2 tabanında 3 küçüktür. Logaritma 2 tabanında 2'nin karesi gelir. Logaritma 2 tabanında 2 üzeri 1 bize 1'i verir. Logaritma 2 tabanında 2'nin karesi bize 2'yi verir. Logaritma 2 tabanında 3 de bunların arasındaysa bu değerimiz 1 ile 2 arasında bir değer olarak gelmiştir. Biz 2 ile 3 arasında bir değer aradığımız için bu bize istediğimizi vermez. B şıkkına bakalım. Logaritma 3 tabanında 5 aslında aynı durumun orada da geçerli olduğunu söyleyebiliriz. Bu sefer tabanımız 3 olduğu için 3'ün tam kuvvetleri odaklı olacağız. Bu bizim aklımıza 3'ün birinci kuvvetiyle 3'ün ikinci kuvvetini getirecektir. 5 değeri bu ikisinin arasında bulunur. Her birini logaritma 3'ün içine aldığımızda logaritma 3 tabanında 3 üzeri 1 küçüktür. Logaritma 3 tabanında 5 küçüktür. Logaritma 3 tabanında 3'ün karesi gelir. Burası bize 1'i, burası bize 2'yi verdiği için logaritma 3 tabanında 5 1 ile 2 arasındadır. Biz 2 ile 3 arasında olsun dediğimiz için bu da bize istediğimizi vermez arkadaşlar. E şıkkını bir inceleyelim. Orada tabanımız 7, iç tarafta 51 var. 7'nin tam kuvvetlerini düşündüğümüzde aklıma 7'nin karesi ve 7'nin küpü geliyor. 51 sayısı bu iki değerin arasında bir sayı olarak gelecektir. Her tarafı logaritma 7 tabanının içine aldığımızda logaritma 7 tabanında 7'nin karesi küçüktür. Logaritma 7 tabanında 51 küçüktür. Logaritma 7 tabanında 7 üzeri 3 gelmiş olur. Sol taraf bize 2'yi, sağ taraf bize 3'ü verecektir. O zaman logaritma 7 tabanında 51, 2 ile 3 arasında bir değer olarak gelmiştir. Yani E şıkkı bize istediğimizi vermiştir. O zaman doğru cevabımızın E şıkkı olması gerekir arkadaşlar.
Öncelikle logaritmamızın iç kısmındaki 5 eksi x'in sıfırdan büyük olması gerektiğini, buradan da x'in 5'ten küçük geleceğini söylemiş olalım. Yine şurada tabanımızda x var. X de sıfırdan büyük olmalı. Aynı zamanda tabanda olduğu için x 1'den farklı olmalı. Bunu da buraya not alalım. Bir de şuradaki iç kısmın sıfırdan büyük olması gerekiyor. O zaman x kare eksi 2x eksi 3 büyüktür 0 dedik. Çarpanları ayırdığımızda x eksi 3 çarpı x artı 1 büyüktür 0 gelir. Burayı sıfırlayan x değerleri eksi 1 ve 3'tür. X karenin katsayısı pozitif olduğu için artıyla başlarız. Eksi deriz. Artı deriz. Sıfırdan büyük yerleri almamız gerekiyor. Sıfırdan büyük yerleri alacaksak 3'ün sağ tarafını bir de eksi 1'in sol tarafını almamız gerekir. Üst tarafta x küçük 5 ve x büyük 0 elde etmiştik. Bir kere tüm yakaladığımız aralıkların kesişimini almamız gerekiyor. Hepsi için sağlanmış olsun diye. Biz x büyük 0 ve x küçük 5 dediğimizde hani sayı doğrusunun üzerine düşünürsek şuraya 0'ı şuraya 5'i işaretlediğimizde bir kere 0 ile 5 arasında olduğumuzu söyleyebiliriz. Bunların yanına şuradaki eksi 1'in sol tarafını ekleyeceğiz. Eksi 1'in sol tarafıyla bunun kesişimi yok. Demek ki burayı alamayız. Bunun dışında 3'ün sağ tarafını eklediğimizde şurası 3 olsun. 3'ün sağ tarafını şöyle gösterdiğimizde işte bunların kesişimi olarak 3 ile 5'in arasını yakaladığımızı söyleyebiliriz. Demek ki biz x'lerimizi 3 ile kaç arasından seçeceğiz? 5 arasından seçeceğiz. Bu da doğru cevabımızı C şıkkı olarak verecektir. Arkadaşlar. Bizlere a üzeri x şeklinde verilen ifade eğer üstel fonksiyon ise tabanımız dediğimiz a değerinin sıfırdan büyük olması gerekir. Aynı zamanda a birden de farklı olarak gelecektir. Yani 1 üzeri x'i biz üstel fonksiyon olarak almayız arkadaşlar. Buna dikkat etmiş olalım. O zaman a'yı bir sayı doğrusu üzerinde göstermek istersek şuraya 0'ı şuraya 1'i işaretlediğimizde a'yı 0 ile 1 arasından seçebiliriz. 1'i atlayıp birden büyük olan değerlerimiz arasından da seçebiliriz. Peki 0 ile 1 arasından seçmekle birden büyük değerler arasından seçmek bize neyi farklı olarak verecektir? Örneğin birden büyük bir değeri seçelim. Buradan seçtiğimiz a değerine a1 demiş olalım. A1'in x'inci kuvveti bize üstel bir fonksiyon verecektir. Burada mesela 2'yi düşünelim. 2 üzeri x bize bir üstel fonksiyon vermiş olur. 5 üzeri x bize bir üstel fonksiyon vermiş olur. Eğer tabanımız dediğimiz bu a değerimiz birden büyük gelmişse bu fonksiyon artan bir fonksiyon olarak da gelecektir. Yani kuvvetimiz olan x'leri büyüttükçe elde ettiğimiz görüntüler de büyümüş olur. Mesela 3'ü düşünelim. 3'ün birinci kuvveti 3'tür. İkinci kuvveti 9, üçüncü kuvveti 27. Kuvvetler büyüdükçe görüntülerin de büyüdüğünü görüyoruz arkadaşlar. Ama bununla aynı olmayan bir durum 0 ile 1 arasında gelir. 0 ile 1 arasında bir a2 değeri seçtiğimizi düşünelim. a2 üzeri x de bir üstel fonksiyon olarak gelecektir. Mesela 1 bölü 2'yi düşünelim. 1 bölü 2'nin birinci kuvveti 1 bölü 2'dir. İkinci kuvveti 1 bölü 4, üçüncü kuvveti 1 bölü 8. Bu şekilde devam eder. Biz burada kuvvetimiz olan x'leri büyüttükçe tabanımız olan a değerimiz 0 ile 1 arasında olduğu için görüntülerimiz küçülmüş olacaktır. Yani bu durumda 0 küçüktür, a 2 küçüktür 1 dediğimizde bizim asıl fonksiyonumuz azalan bir fonksiyon olarak gelmiş olur. Ama tabanımız birden büyükse asıl fonksiyon artan bir fonksiyon olarak gelmiş olacaktır. Arkadaşlar mesela biz burada üstel fonksiyonlarımızdan bir tanesini grafiğinde resmetmiş olalım. Örneğin 3 üzeri x'i çizelim. Tabi burada tabanımız 3 olduğu için pozitif bir değer olduğu için ki zaten üstel fonksiyon olması için taban pozitif olmalı. Burada kuvvetlerimizi aldığımızda da hep pozitif görüntüler elde etmiş oluruz. Yani görüntümüz sıfırda olmaz. Sıfırın altına da inmez. Negatifte gelmez. 3 üzeri x'i çizmek istediğimizde şöyle bir fonksiyon grafiği elde edeceğimizi söyleyebiliriz. X'e 0 verdiğimizde y eksenini de bir ordinatlı noktada kesmiş oluruz. Arkadaşlar bu artarak giden bir fonksiyondur. Örneğin 1 bölü 3 üzeri x'i çizmek istediğimizde bu da azalarak giden bir fonksiyon olarak ne yapmış olacaktır? Gelmiş olacaktır. Onun grafiğinin de şöyle bir grafik geleceğini ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Şöyle göstermiş olalım. Hatta şunu söyleyelim. Mesela bir 3 üzeri x'e bakalım. Bir de 1 bölü 3 üzeri x'e. 1 bölü 3'ü 3 üzeri eksi 1 diye yazarsak bu bize 3 üzeri eksi x'i verecektir. Hani fx'ten f eksi x'e geçmiş oluyoruz. fx'ten f eksi x'e geçtiğimizde y eksenine göre simetri
metre almış olurduk. Benim burada çizdiğim siyah grafik 3 üzeri x'e ait. Mor grafik de 1 bölü 3 üzeri x'e aittir. Bunu 3 üzeri eksi x gibi düşünürsek x yerine eksi x yaptığımızda y eksenine göre simetrilemiş oluyoruz. Arkadaşlar bunu da söylemiş olalım. İşte 3 üzeri x artarak gidiyor. 1 bölü 3 üzeri x de azalarak gitmiş oluyor. Arkadaşlar buna bakalım. Burada zaten onu söylemiş. Eğer burada n üzeri x üstel fonksiyonsa, n değeri 0 ile 1 arasındaysa, taban 0 ile 1 arasındaysa fonksiyon azalandır demiş. Bu doğru gelecektir. Eğer bu n değeri tabanımız 1'den büyükse fonksiyonumuz artan fonksiyondur. Bunu da doğru geleceğini söyleyebiliriz. Üçüncüye baktığımızda fx fonksiyonu, yani üstel fonksiyonumuz birebirdir demiş. Evet, fonksiyonlarımız, üstel fonksiyonlarımız birebir gelecektir. Şöyle yatay çizgiler çizdiğimizde eğrilerimizi hep birer noktada kestiğimizi görüyoruz. Bu fonksiyon birebir örten gelir. Zaten bunun tersi de bizi logaritmik fonksiyona götürmüş olacaktır arkadaşlar. Yani üstel fonksiyonumuzun birebir fonksiyon geleceğini söyleyebiliriz. Bu durumda 3 ifade de doğru gelir. Doğru cevabımızın E şıkkı olması gerekir. Mor uç kalem için uygun ise logaritma 9 tabanında x artı 2, logaritma 4 tabanında 2'ye eşit veya küçük gelmelidir. Hemen logaritma 4 tabanında x artı 2 küçük eşittir diyorum. Şurayı bir düzenleyeceğim. Logaritma 4 tabanında 2, 2 4'ün 1 bölü 2. kuvveti olduğu için 1 bölü 2 olarak gelecektir. Yani buraya küçük eşittir 1 bölü 2 yazmamız gerekir. Aynı mantıkla buradaki pembe uç kalem için uygun değilmiş. Bu da logaritma 16 tabanında x eksi 1'i neyden büyük olarak verecektir? Logaritma 4 tabanında 2, yani 1 bölü 2'den büyük olarak verecektir arkadaşlar. Buraları dikkatlice yorumlayacağız. Öncelikle logaritmaların iç kısımlarının sıfırdan büyük olması gerekiyor. Yani x artı 2 büyük sıfırdan x büyüktür eksi 2'yi yakalayalım. Bu tarafta da x eksi 1 var. X eksi 1 büyük sıfırdan x büyüktür 1'in geldiğini görüyoruz. Tabii ki bulduğumuz aralıkların kesişim kümesini almamız gerekiyor. Tüm taraflar için sağlasın diye. Şu anda x büyük eksi 2 ve x büyük 1'e baktığımız da buranın kesişimi x büyük 1 olarak gelecektir. Elimizde x büyük 1 olduğunu söyleyebiliriz. Buraya baktığımızda 4 üzeri 1 bölü 2 bizi 2'ye götürür. O zaman iç kısım olan x artı 2'nin küçük eşit 2 olması, yani x'in küçük eşit kaç gelmesi gerekir? 0 gelmesi gerekir arkadaşlar. Bunun dışında 9 tabanında. İki sayısı 4 sayısının 1 bölü 2. kuvveti olduğu için logaritma 4 tabanında 2 bize kaçı verecektir? 1 bölü 2'yi verecektir. Yani burada 1 bölü 2'nin yazdığını söyleyebiliriz. Mor uç kaleme uygun değil. O zaman mor ucun üzerinde yazan bu değerin kalemin üzerinde yazan 1 bölü 2'den ne olması gerekir? Büyük olması gerekir. Yani biz logaritma 9 tabanında x artı 2'nin büyük 1 bölü 2 olduğunu söyleyebiliriz. Pembe uç kalem için uygunmuş. O zaman pembe uç üzerinde yazan logaritma 16 tabanında x eksi 1'in 1 bölü 2'ye eşit veya küçük geleceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Burada tabii öncelikle şunu söyleyelim. Logaritmaların iç kısmındaki x artı 2'nin ve x eksi 1'in sıfırdan büyük olması gerekir. X artı 2 büyük 0 dediğimizde x büyük eksi 2 gelir. X eksi 1 büyük 0 dediğimizde de x büyük 1 gelecektir. İkisinin birden sağlanması için ikisinin kesişimi olan kısmı alırız. Bunların kesişimi bize x büyük 1'i verecektir arkadaşlar. Buradan x büyük 1'i yakaladık. Şimdi yan tarafları yorumlayacağız. Burada 9'un 1 bölü 2. kuvveti 3 yapar. O zaman iç kısımdaki x artı 2'nin 3'ten büyük olması, yani x'in 1'den büyük olması gerekir. Burada 16'nın 1 bölü 2. kuvveti 4 yapar. O zaman logaritmanın iç kısmındaki x eksi 1'in küçük eşitine gelmesi gerekir? 4 gelmesi gerekir. Buradan da x küçük eşittir 5'i elde etmiş oluruz. Burada da x büyük 1'i elde ettik. Burada da x büyük 1'i elde ettik. Demek ki bizim x'lerimiz 1'den büyük olmalı. Üst taraftan da 5'te sınırlı olduğumuzu görüyoruz. Demek ki bizim değer aralığımız 1 açık 5 kapalı aralığı olarak gelecektir. Bu da bize D şıkkını doğru cevap olarak verir arkadaşlar. Burada bazı düzenlemeler yaparak sonuca gidebiliriz diye düşünüyorum. Elimizde bir 3 üzeri x, bir de 9 üzeri x var. Biz 9 üzeri x'i 3'ün karesinin x'inci kuvvetinden 3 üzeri 2x olarak yazabiliriz. Burayı da 3 üzeri x'in karesi olarak düzenleyebiliriz. O zaman 3 üzeri x'i mesela m olarak alırsak daha rahat çarpanlar ayırma yaparız diye düşünüyorum. Hemen burayı düzenleyelim. Şimdi 9 üzeri x 3 üzeri x'in karesiydi. 3 üzeri x'e m deyince burası m'nin karesi gelmiş oldu. Bunun dışında 3 üzeri
üzeri x artı 2'yi de 3 üzeri x çarpı 3'ün karesi olarak yazdığımızda buna m dersek m çarpı 9'u yani 9m'yi elde ederiz. Bir de önde eksimiz var. O zaman burası bize eksi 9m'yi verecektir. Bunlardan 10'u da çıkarttığımızda 0'a ulaşmamız gerekir. Çarpanlara m eksi 10 çarpı m artı 1 olarak ayırabiliriz. Burayı sıfırlayan m değerlerine baktığımızda bir 10'u bir de eksi 1'i elde etmiş oluruz. M dediğimiz 3 üzeri x'ti. O zaman 3 üzeri x'imiz 10 da olabilir. 3 üzeri x'imiz eksi 1 de olabilir. Üstel fonksiyon bize eksi 1'i veremez. Yani 3'ün herhangi bir kuvveti eksi 1 yapamaz. Dolayısıyla buradan herhangi bir x değerinin gelmeyeceğini söyleyelim. Burada 3 üzeri x'in 10 olduğunu görüyoruz. Bunu logaritmik olarak yazdığımızda logaritma 3 tabanında 10 bize x'i verecektir. Yani aradığımız x değeri logaritma 3 tabanında 10. C şıkkı olarak gelmiştir arkadaşlar. Logaritma 2 tabanında x kareyi biraz düzenlemek istiyorum. Şuradaki kuvvet olan 2 baş tarafa yine çarpan olarak gelecektir. Yani burası 2 kere 2'den bize 4'ü vermiş olur. O zaman ifademizi düzenlediğimizde logaritma 2 tabanında x'in karesi eksi 4 tane logaritma 2 tabanında x artı 3 eşittir 0'ı elde etmiş oluruz. Bence burada logaritma 2 tabanında x gördüğümüz yere r yazabiliriz. Bu durumda şuradaki logaritma 2 tabanında x de r olarak gelecektir. İfademizde r'nin karesi eksi 4r artı 3 eşittir 0 olarak düzenlenmiş olur. Çarpanları ayırdığımızda r eksi 3 çarpı r eksi 1 eşittir 0 gelir. Burayı sıfırlayan r değerlerinden bir tanesi 3, bir diğeri ise 1'dir. R dediğimiz logaritma 2 tabanında x'tir. Bunu bir 3'e eşitliyorum. Bir de logaritma 2 tabanında x'i 1'e eşitliyorum. Buradan x değerimiz 2'nin küpünden 8. Buradan da x değerimiz 2 üzeri 1'den 2 olarak gelmiş olur. Bu x'lerin toplamı sorulmuş. 8 buradan 2 buradan toplamları 10 yapar. Doğru cevabımızın 5 olması gerekir. Hx fonksiyonunun tanım kümesini bulmaya çalışıyoruz. Burada Hx fonksiyonu ln fx bölü gx olarak verilmiş. Tabii ki temel mantığımız logaritmanın yani burada ln'in iç kısmının sıfırdan büyük olmasıdır. O zaman bizim burada tanım kümemizi bulmak için fx bölü gx'i sıfırdan büyük yapan x değerlerini yakalamamız gerekir. Ne yapıyorduk böyle bir eşitsizlikte? Hem payı hem paydayı ayrı ayrı inceliyorduk. Oraları sıfır yapan değerleri bulup işaret tablosu oluşturuyorduk. Mesela burada fx'in doğrudan grafiği verilmiş. Fx'in sıfır olması demek x eksenini kestiği noktaları yakalamak demektir. Biz burada x eksenini eksi 4, 0 ve 4 apsisli noktalarda kestiğimiz için f'i sıfırlayan 3 tane değer olduğunu, bunlardan birinin eksi 4, birinin 0, birinin de 4 olduğunu söyleyebiliriz. Gx ise zaten bize x kare eksi 5x artı 4 olarak verilmiş. Hemen burayı bir çarpanlarına ayıralım. Burası bize x eksi 4 çarpı x eksi 1 verecektir. Burayı sıfırlayan x değerleri 4 ve 1 olarak gelmiş olur. 4'ü hem payda da hem pay kısmında yakaladığımız için çift katlı kök olarak gelecektir arkadaşlar. O zaman eksi 4, 0, 1 ve 4'lü olan bir işaret tablosu oluşturalım. O 4'ünü şöyle gösterelim. Şuraya eksi 4, buraya 0, buraya 1, buraya da 4'ü yazıyorum. 0 eşitliğimiz yok. Hepsini şöyle içi boş olacak şekilde işaretledim. 4'te çift katlı kök var. Onu da şöyle göstermek istiyorum. İşaret tablomuzu oluşturduk. Tabii ki işaretlerimizi, artılarımızı, eksilerimizi koyacağız. 4'ün sağ tarafından başlayacağız. 4'ün sağ tarafında hangi işaretle başlayacağız? Artıyla mı, eksiyle mi? Şimdi 4'ün sağ tarafı için fx'e baktığımızda biz grafiğimizin x ekseninin altında kaldığını, yani burada 4'ün sağ tarafından bir diğeri f'te yazdığımızda negatif bir görüntüye ulaşacağımızı ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Demek ki buradan negatif bir sonuç gelecek. Peki 4'ün sağ tarafında gx bize neyi verecek? Aslında gx bir parabol. Grafiğini çizerek de bakabiliriz ama bence 4'ün hemen sağ tarafında bir sayıyı yazalım. Bize pozitif mi sonuç veriyor, negatif mi sonuç veriyor, buna bakalım. Örneğin 5'i yazsak x kare eksi 5x artı 4'te 5'in karesi 25, 5 kere 5 25 birbirini götürür, artı 4'ten 4 kalır. Yani g bize 4'ün sağ tarafında pozitif görüntü verecektir. Negatif bölü pozitiften de bizim buraya negatifle başlamamız gerekir. Eğer gx'in grafiğini çizseydik, zaten parabol, yani her zaman grafiğini çizebileceğimiz bir şey gelmez ama bunu çizebiliriz. X eksi 4 çarpı x eksi 1 gelmişti. X eksi eksenini 1 ve 4 apsisli noktalarda kesecek. Kolları da yukarı doğru olduğu için şöyle bir parabolün geleceğini söyleyebiliriz. İşte 4'ün sağ tarafında görüntülerimizin pozitif geldiğini ne yapmış oluyoruz? Görmüş oluyoruz. O zaman negatif bölü pozitiften negatifle başladık. Çift katlı kök negatif devam ettik. Pozitif dedik, negatif dedik, pozitif demiş olduk. Biz sıfırdan büyük olduğumuz yerleri arıyoruz. Dikkatlice baktığımızda eksi sonsuzdan eksi 4'e olan kısmı alacağız. Bir de sıfırla bir arasını almamız gerekiyor. Bunu eksi sonsuz virgül eksi 4 birleşim
0,1 olarak gösterebiliriz. Bu da bize E şıkkında verildiği için burada doğru cevabımız E şıkkı gelmiştir diyebiliriz arkadaşlar. Öncelikle logaritmadaki şu özelliğimizi bir hatırlayalım. Logaritma A tabanında B dediğimizde biz bunu logaritma istediğimiz tabanda B bölü logaritma istediğimiz tabanda A olarak yazabiliyorduk. Önemli olan şuradaki tabanların birbiriyle aynı olmasıydı. Burada da o durumun geldiğini söyleyebiliriz. Yani benim verdiğim örnekte X'in yerine 7 gelmiş, B'nin yerine 36, A'nın yerine de 30 gelmiş gibi düşünebiliriz. O zaman bizim ifademiz aslında logaritma A tabanında B, yani logaritma 30 tabanında 36 olarak gelecektir. Bunun neye eşit olduğunu söyleyebiliriz. U'ya eşit olduğunu söyleyebiliriz. Biz neyi bulmaya çalışıyoruz? Logaritma 6 tabanında 5'i bulmaya çalışıyoruz. Üst taraftaki 30 tabanında 36'yı biraz düzenlemek istiyorum. Öncelikle 36 6'nın karesidir. Burayı 6'nın karesi olarak yazarsak kuvveti şöyle başa alabileceğimizi biliyoruz. O zaman 2 çarpı logaritma 30 tabanında 6 bize neyi vermiş olur? U'yu vermiş olur. Her tarafı 2'ye böldüğümüzde logaritma 30 tabanında 6'mız U bölü 2 olarak gelecektir arkadaşlar. Sol tarafı biraz düzenleyeceğim. Hemen şunu da hatırlatalım. Örneğin logaritma A tabanında B'miz X'e eşitse A ve B'nin yerini değiştirirsek logaritma B tabanında A'mız da hani bunu X bölü 1 gibi düşünün 1 bölü X'e eşit olarak geliyordu. O zaman burada da aynı mantıkla ilerleyelim. 6 ve 30'un yerini değiştirelim. Logaritma 6 tabanında 30'umuz da 2 bölü ne olarak gelmiş olsun? U olarak gelmiş olsun. Şimdi 30 da 6 çarpı 5 gibi düşüneceğim. Bu çarpma işlemi logaritmanın içinde verildiği için onları ayrı ayrı toplama olarak yazacağım. Logaritma 6 tabanında 30'u ben, logaritma 6 tabanında 6 artı logaritma 6 tabanında 5 olarak yazabilirim. Bu bana neyi verecek? 2 bölü u'yu vermiş olacak. İşte logaritma 6 tabanında 6'yı elde ettim. Bu 1'dir. Bunu karşıya gönderdiğimde logaritma 6 tabanında 5 değerim 2 bölü u eksi 1 olarak gelmiş olur. Bu da bana 2 eksi u bölü U'yu verir. Doğru cevabımın E şıkkı olması gerekir. Bize verilen tüm ifadeler 10 tabanında verilmiş. Aynı zamanda hep aralara artı yerleştirilmiş. O zaman biz bunları logaritma 10 tabanında deyip tek bir logaritmanın içinde ne yapabiliriz? Çarpabiliriz. Toplamadan çarpmaya geçmiş oluruz. O zaman ben buraya 3 bölü 4'ü yazdım. Çarpı yanına 4 bölü 5 diyorum. Çarpı buraya 5 bölü 6 diyorum. Devam edip en son n bölü n artı 1'e kadar geliyorum. Sonucum kaç gelecek? Eksi 1 gelecek. Parantezin iç kısmına dikkat eder. 4'ler, 5'ler, 6'lar hep çapraz sağ çapraz gittiğimiz için şurada da n'ler birbirini götürmüş olur. O zaman son durumda elimizde 3 bölü n artı 1 logaritmanın iç kısmında kalacaktır. O zaman logaritma 10 tabanında 3 bölü n artı 1 bize neyi vermelidir? Eksi 1'i vermelidir. Buradan 10'un eksi 1. kuvveti 3 bölü n artı 1 gelir. 10 üzeri eksi 1 1 bölü 10 yapar. O zaman 1 bölü 10 eşittir 3 bölü n artı 1 gelmiştir diyebiliriz arkadaşlar. İçler dışlar yaptığımızda n artı 1 değerimiz 3 kere 10'dan 30 gelir. N de 30 eksi 1'den 29 olarak gelecektir. Doğru cevabımızın A şıkkı olması gerekir. Bizlere logaritma A tabanında X ifadesi verildiğinde A'larımızın sıfırdan büyük olması gerektiğini, aynı zamanda A'mızın 1'den farklı olması gerektiğini de biliyoruz. Buradaki tabanlarımıza bakarsak her biri zaten 1'den dahi büyük gelmiştir. O zaman biz burada A 1'den büyük olduğunda ne olur buna dair bir yorum yapmaya çalışalım. Şimdi elimizde A 1'den büyük olmak üzere logaritma A tabanında X fonksiyonu olsun. Ben bunun grafiğini bir çizmek istiyorum. Bu grafik şöyle artarak giden bir grafik olarak gelmiş olacaktır. Şöyle bir grafiği elde etmiş oluruz. Bu grafik x eksenini 1,0 noktasında keser. Yani logaritma a tabanında x eşittir y dediğimizde biz x'e 1 verdiğimizde y'miz 0 olarak gelecektir. Ve dikkat ederseniz eğer buradaki x değerlerini büyütürseniz görüntülerinizi de ne yapmış olursunuz? Büyütmüş olursunuz. Yani şuradaki x'imizi 1'den büyük seçtiğimizde görüntülerimiz de kaç
kaçtan büyük gelecektir? Sıfırdan büyük gelecektir. Peki bizim buradaki ifadelerimize baktığımızda 1, 4, 5, 27 ve 32'yi üst taraftaki karelere yerleştireceğiz ya. Burada bence 1 bizim için belirleyici. Çünkü 1 dışındaki tüm değerlerin zaten ne olduğunu görüyoruz? 1'den büyük olduğunu görüyoruz. Tabanlarımız da 1'den büyük. O zaman ne olacağını söylemiştim. Eğer biz iç kısmı 1'den büyük bir sayı olarak yazarsak görüntülerimiz de 0'dan büyük gelecektir demiştim. Ama şuradaki 1'i buraya bir yere yazdığımızda tabanımız ne olursa olsun logaritma a tabanında 1 bize kaçı verecektir? 0'ı verecektir. Ama bunun dışında hep iç kısımlara 1'den büyük sayılar yazacağım için görüntülerim de 0'dan büyük gelir. Yani benim burada elde edebileceğim en küçük görüntü bir kere 0'dır. Onu da en sağda elde etmem gerekir. O zaman burayı 0 yapmak için ben şu iç kısma 1'i yazacağım. Görüntümde kaç olarak gelmiş olacak? 0 olarak gelmiş olacak. Bundan sonra diğerlerini yerleştirmeye çalışacağım. Mesela burada zaten görüntü olarak 0'ı elde ettik. Yan tarafta logaritma 4 tabanı var. Onun yanında da logaritma 5 tabanı var. Burada büyük eşit de konulmuş ya, eşitlik de var. Hemen dikkatimi alt taraftaki 4 ve 5 çekiyor. Bence benim bu turuncu ve yeşilde bunları kullanmam gerekir. Çünkü 27'yi ve 32'yi kullanırsam büyük değerler elde etmiş olurum. Sol tarafları dengeleyemem. O zaman burada mesela ben 4'ü ve 5'i kullanırken hemen şuraya 4'ü yazsam logaritma 4 tabanında 4 bana 1'i verir. Buraya da 5'i yazdığımda logaritma 5 tabanında 5 de bana kaçı vermiş olacaktır? 1'i vermiş olacaktır. Zaten büyük eşitlik olduğu için orada 2 tane 1'i yan yana ne yapabilirim arkadaşlar? Kullanabilirim. Geriye o zaman 27 ve 32'nin kaldığını görüyoruz. Onları da şuradaki mor ve sarıda kullanmamız gerekir diye düşünüyorum. Hemen bir yazalım. Bir kere hemen orada 3 olduğu için 27'yi ben 3'te kullanmak istiyorum. Logaritma 3 tabanında 27 dediğimizde bu bize kaçı verecektir? 3'ü verecektir. Buraya 3 gelebilir, hiç sorun yok. 0, 1, 1 diye geldik. Bir de logaritma kök 2 tabanında 32'yi kullanalım. 32 2 üzeri 5'tir. Kök 2 tabanında 2 üzeri 5'i hesaplayacağız. Logaritmadaki özelliğimiz neydi? Tabanın aynı kuvvetini, iç kısmında aynı kuvvetini alabiliriz. Kök 2'nin de karesini alalım. 2 üzeri 5'in de karesini alalım. O zaman bizim ifademiz logaritma 2 tabanında 2 üzeri 5'in karesinden 2 üzeri 10 gelir. Bu da bize 10'u verecek. Buraya da 10 geldiğinde eşitsizliğimiz sağlanmış olur. Bunun için biz buradaki sarı kutumuzun içine kaç yazmış olduk şu anda? 27'yi yazdık. Peki 32'yi buraya yazabilir miydik? Bir bakalım. Logaritma 3 tabanında 32 diyelim. O zaman diğer tarafa da logaritma kök 2 tabanında ne kalacaktır? 27 kalacaktır. Şimdi 3 tabanında 32'yi bir hesaplayalım. Normalde 3 tabanında 27 bize 3'ü veriyordu. 3 tabanında 81 de bize 4'ü verir. 32, 27 ve 81'in arasında olduğu için burası 3 küsürlü bir sonuç olarak gelecektir. Alt tarafa indiğimizde yine aynı mantıkla hem kök 2'nin hem de 27'nin karesini aldığımızda burası logaritma 2 tabanında 27'nin karesi gelir. Şimdi 27'nin karesini buraya yazdığımızda 27'nin karesi kaç civarında bir sayı olarak gelir? Hatta şurada çarpalım 27 çarpı 27 diye. 7 kere 7 49'un 9'u elde var 4. 7 kere 2 14 4 de elde 18. 2 kere 27 54 topladığımızda 9 2 729 geliyor. Yani burada aslında ne yazıyor? Logaritma 2 tabanında 729 yazıyor. Bu şuradaki 3 küsürden kesinlikle büyük gelecektir. Çünkü logaritma 2 tabanında 8 bile 3 yapıyor. Burada logaritma 2 tabanında 729 var. Demek ki bu durumda da eşitsizliğimiz sağlanmış olur. Burası 3 küsürlü bir sayı gelir. Burası da olabildiğince büyük bir sayı gelmiştir. Yani biz sarı kutumuzun içine kaçı da yazabileceğimizi görüyoruz. 32'yi de yazabileceğimizi görüyoruz arkadaşlar. Demek ki buradaki sarı kutumuzun içine 27'yi de 32'yi de yazabiliriz. Bunların toplamı bize 59'u verir. Doğru cevabımızın E şıkkı 59 olması gerekir. 2 ifadeden üsttekini A olarak düşünelim, alttakini de B olarak düşünelim. Bu ifadelerden en az birinin pozitif olduğunu biliyoruz. Buna göre x sayısının alamayacağı kaç farklı değer vardır? Bunu yakalamaya çalışacağız. Şimdi en az birinin pozitif olması ne demek? Örneğin A'mız pozitif olabilir. Bu durumda B'miz de pozitif olabilir. B'miz 0 da olabilir.
B'miz negatif de olabilir. Sonuçta A'mız pozitif olduğu için zaten diğerinin ne olduğunun bir önemi yok. Ya da B'miz pozitif olabilir. Bu pozitifken A'mız pozitif olabilir. Bunu zaten yukarıda saymıştık. A'mız sıfıra eşit olabilir. A'mız sıfırdan küçük olabilir. Nasıl olsa biz B'yi pozitif olarak almış olduk. Demek ki bizim bu durumları dikkatlice incelememiz gerekiyor. Biz bu durumları dikkatlice incelediğimizde X'in alabileceği değerleri bulmuş oluruz. Ama biz X'in alamayacağı değerleri arıyorsak bence bu durumlar dışındaki durumlara bakmamız gerekir. Zaten bu durumlar dışındaki tek durumda A'mızın da sıfıra eşit veya küçük olduğu, B'mizin de sıfıra eşit veya küçük olduğu, yani hiçbirinin pozitif olmadığı durumdur. Eğer biz şu alttaki A küçük eşit sıfır ve B küçük eşit sıfırı incelersek neyi bulmuş oluruz? X'in alamayacağı değerleri bulmuş oluruz. Hemen dikkatlice inceleyelim. Hemen yazıyorum. Logaritma 3 tabanında x eksi logaritma 9 tabanında 150 küçük eşittir 0 diyorum. Bunu bir inceleyelim. Şimdi şu eksi logaritma 9 tabanında 150'yi karşıya gönderirsem logaritma 3 tabanında x küçük eşittir logaritma 9 tabanında 150 gelecektir. Logaritmadaki özelliğimden hem tabanın hem de iç kısmın aynı kuvvetini alabiliyordum. O zaman 3'ü 9 yapmak için karesini alıyorum. X'in de karesini alıyorum. Bu bana logaritma 9 tabanında x kare küçük eşittir logaritma 9 tabanında 150'yi verecektir. Tabanlarımız aynı, iç kısımları karşılaştırabiliriz. O zaman biz burada x kare küçük eşit 150 olmasını istiyoruz arkadaşlar. Bu bir kenarda beklesin. Şimdi b'nin sıfıra eşit veya küçük olduğu durumlara bakacağım. O zaman logaritma 5 tabanında 3 eksi logaritma 25 tabanında x küçük eşittir 0 dedim. Yine eksiliği karşıya gönderdiğimde logaritma 5 tabanında 3 küçük eşittir. Logaritma 25 tabanında x gelir. 5'i 25 yapmak için hem 5'in hem de 3'ün karesini alıyorum. Logaritmadaki özelliğimden logaritma 25 tabanında 9 küçük eşittir. Logaritma 25 tabanında x geliyor. Tabanlar aynı, iç kısımları karşılaştırabilirim. Buradan da tabii neyi bulmuş oluyorum? X'in büyük eşit 9 olduğunu bulmuş oluyorum. X kare küçük eşit 150 idi. X büyük eşittir 9 gelmiş oldu. Zaten X'in bir pozitif tam sayı olduğunu biliyorum. O zaman 9'dan itibaren bir deneyeceğim. 9'u versem X'e 9'un karesi 81, 150'den küçüktür. Bu bana istediğimi vermiş olur. 10'u versem 10'un karesi 100, 150'den küçüktür. Bu da bana istediğimi vermiş olur. 11'in karesi 121 de olur. 12'nin karesi 144 de üst taraftaki X kare küçük eşit 150'yi sağlayacaktır. Ama 13'ü aldığım anda 169'a ulaşırım ve 150'yi geçmiş olurum. Demek ki bunu alamam. O zaman benim burada X'e verebileceğim tam sayı değerlerim 9, 10, 11 ve 12 olarak gelecektir. Adedi bana sorulduğu için 4 adet tam sayı yakaladığım için doğru cevabım B şıkkı 4 olarak gelmiştir arkadaşlar.